Efendim Aslı. Efsun. Kızım neler oluyor ya? Sizin klinik tetiği olmuş yine sosyal medyada. Emir'in yerine Ali gelmiş diyorlar. Ay nasıl söylemezsin bana böyle bir bombayı? Ay sorma sorma. Bana da çok sürpriz oldu yani. E peki Emir biliyor mu sizin eski sevgili olduğunuzu? Kızım sessiz olsana bak. Çalışıyorum. Odamda değilim. Kimse o durumu bilmiyor. Bilmeyecek de. Ay nereden bileyim ben ya? Emir geldi az önce, kafası bozuk. Dedim herhalde durumu öğrendi de kavga falan ettiniz. Emir orada mı? Evet geldi. Ay, ruh gibi. Atlardan birini aldı gitti. Tamam. Tamam ben de geliyorum hemen. Tamam. Yemeğe gideceğiz Emir. Yine nereden buldun beni? Ay burası benim mekanım. Sen nereden çıktın? Doğru. Senin arkadaşın yerine geldim. Ali bıçakçıyı ben getirmedim. Bana güvenmiyorsun değil mi? Efsun sana güvenmemi imkansız hale getirecek o kadar çok şey yapıyorsun ki. Ay hem güvenmiyoruz hem de kızgınız öyle mi? Ares. Duyuyor musun oğlum? Bak ne diyor, duyuyor musun? Efsun bak sana daha önce de söyledim. Benim derdim babamla, seninle değil. Ayrıca senin çok işin vardır diye düşündüm. Ali bıçakçı geldi, belki ona İstanbul'u gezdirmek istersin. Emir ben Antep'ten geldim, nereden bilirim İstanbul'u? Asıl ortağım olarak beni senin gezdirmen lazımdı ama yapmadın. Sağ ol. Biz artık ortak değiliz Efsun. İki hafta daha ortağız, hatırlatırım. İki hafta daha katlanacağım yani sana. Hadi bakalım. Sen bana şehir turu attırmadın ama ben sana bir orman turu attırayım. Çıkışa son varan çürük yumurta. Yürü. Yürü. Efsun Hanım'ın atını da hazırladık. Emir Bey'in yanına gittiler. Tamamdır. Çok sağ olun. Tamam. Aslı? Ali? Ali'cim. Hoş geldin senin. Ne işin var senin burada? Nereden çıktın? Ne kadar uzun zaman oldu. Gel. Gel sana bir sarılayım. Ay, ah, ben iyi ettim. Nasıl güzel bir sürpriz bu böyle. Aslında İstanbul'a geldiğimden beri aklımdaydı burası. Hem böyle bir şehrin gürültüsünden, havasından uzaklaşayım istedim. Hem de seni göreyim istedim. Ay ne iyi ettin, ne iyi ettin. Hoş geldin, hoş geldin. Ya ne kadar güzel olmuş ya burası. Gel şurada oturalım biraz hadi. Yok, olmaz. Olmaz, oraya oturamayız. Oraya neden oturamayız? Çünkü ben orada çekim yapıyorum. Tabii şimdi boş yere dekoru falan bozmayalım orada. Zaten gün gitmeden de benim çekimi tamamlamam lazım. Ali'cim, ben senden bugünlük iznini isteyeyim. Senin daha boş olduğun, daha müsait olduğun bir gün ben kliniğe geleyim. Tabii kliniğe geleyim. Hem seni ziyaret etmiş olurum, bir çayını içerim. Hem de benim şu kanalım için seninle röportaj yapmayı düşünüyordum. Onu hallederiz. Ha? Ne dersin? Olur. Tabii. Hallederiz. Hallederiz de benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Öyle mi? Neymiş acaba o konu? Konu Efsun. Geldiğimden beri bana çok garip davranıyor. Ay Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Bu kız neden acaba böyle davranıyor? Ben de anlamıyorum gerçekten. İşte ben de onu bilmiyorum. Onu tanımıyormuşum gibi yapmamı istiyor. Neden böyle bir şey istediğini de bilmiyorum. Ya ben onun eski cerrah olduğunu, eskiden sevgili olduğumuzu... Ben nereden bilebilirim? Ali'cim ben bunu nereden bilebilirim? Bu kız belki de kendine tertemiz bir sayfa açmak istiyordur. Olamaz mı? Olabilir. Tabii ki olabilir. Aa! Aa! Ay! Ay aman! Ay bu güneş de böyle insanın gözüne böyle soldan Ben sana gölü gezdireyim mi? Vallahi gölü gezdireyim sana. Bak bizim çok güzel bir gölümüz var burada. Bir çiftliği gez, atlarla tanış, onları bir sev. He? Ne dersin? Hatta sen önden git, gölü bir gez, gör. Ben şuraları toparlayayım, sonra geleyim yanına. He? Bir çay içersin, kahve içersin. Ne dersin? Murat Bey! Murat Bey! Murat Bey, Ali Bey'e bir yardımcı olur musunuz? Tabii. Bekliyorum seni. Aa, tabii tabii, ben şuraları hemen toparlayayım, geleceğim. Hiç merak etme.
Nereden Murat Bey? Buyurun. Efsun! Efsun! Emir nerede? Emir geliyordur ya, yoldadır. Yarış yaptık da tozunu attırdım. Kestirmeden geldim. Kızım ne diyorsun? Ali burada. Beni görmeye gelmiş, ziyarete gelmiş. Ali mi burada? Evet. Nasıl burada ya? Emir onu görürse... Biteriz. Geldi. Tamam. Ben Emir'i gönderirim. Sen git Ali'yi oyala, karşılaşmasınlar. Sakın yürü. Geliyor doğal davran. Seni iyi geliyor doğal davran. Nereye kayboldun sen? Ay amma yavaş çıktım be. Yani bu atı böyle binilmez Emir Bey. Haberiniz olsun. Hadi gel biz gidelim. Aslı merhaba. Merhaba. Hadi Emir biz gidelim. Aslı'nın çok işi varmış. Hadi gel. Çok. Çok. Hem bizi ekip barda bekliyor. İstersen yanlarına uğrayalım. Ekiple falan takılmak istemiyorum ben. Ali bıçakçıyı falan görürüm şimdi orada. Ya burada at var, saman var, ot var, kum var. Ne yapacaksın burada ya? Bak kişniyalar rahatsızlar senden. Gel gidelim biz. Ya bir rahat bırakır mısın beni ya? Ben gidiyorum. Dur. Ne oluyor? Dur. Madem gitmiyorsunuz o zaman bana yardım edin. Evet. Ben bir peynir markası için çekim yapıyorum şurada. Benim modellerim olun, süper. Tamam. Ben hiç istemiyorum. Modellik falan yapamam ben. Hiç korkmayın. Yüzünüz gözükmeyecek. Sadece elleriniz. Sadece hiç korkmayın. Harika. Hadi yapalım. Hadi gelin. Peynir, cheese. Aslı'nın yüzümü çekmiyorsun değil mi? Yok. Ay Aslı bu peynirler harikaymış kızım. Değil mi? Üzüm de çok iyi, yedin mi hiç? Yok ben yemem sağ ol. Evet biraz daha birbirinize yaklaşır mısınız? Evet hadi Emir'cim, Efsun sen de. Tamam yetti mi? Yeter mi? Emir sen de lütfen. Yalnız Aslı'cığım farkında mısın? Efsun peynirlerin yarısını gömdü bile. Ne yedim? İki lokma bir şey attım ağzıma. Yani çekilecek bir şey var mı bilmiyorum. Ya Emir'cim lütfen ama kadın girişimciye destek. Hem tonla peynir var hiçbir şey olmaz. Ayrıca ben Efsun'umdan güzel model mi bulacağım değil mi? Hadi. Şimdi Efsun sen elini yüzüme uzatır mısın? Emir sen de. Uzat. Evet işte bu. Oldu mu tamam mı? Çektin mi? Oldu. Çok güzel oldu. Ay bak. Bak görüyor musun? Benim bir işim vardı. Şimdi aklıma geldi. Emir'cim sen şu makineyi tutar mısın? Ben işimi halledip geleyim. Ne çekeceğim? Efsun'un fotoğraflarını çekeceksin. Al. Çek Efsun'u çek. Çek hadi gel. Tabii çek. Ben hemen işimi halledip geliyorum. Yani işi gücü bıraktı. Hadi. Efsun'u ve peynirleri çekiyorum. Güzel çıkıyor muyum? İyi mi? Tipim iyi mi? Çok iyi. Ay bak bunlar şey olsaydı, bunlar böyle kulağıma takardım. Takıyormuş gibi ya. Ya gel hadi gel. Ya beni çekme, ben istemiyorum. Ya otur şuraya. Otur. Ay yüzümü alma. Yüzünü niye alayım? Peynirleri çekeceğim. Seni niye çekeyim? Gel. Hadi çek. Hı. Sen flusun zaten. O net. Merak etme. Çek. Ya niye çekiyorsun yüzümü ya? Böyle anlaşmamıştık. Tamam. Buradaki işimiz bitti. Şimdi gel seni şu balıkları orada çekeyim. Şu gölün orada. Gel. Beni niye çekiyorsun? Ben istemiyorum ya. Gel çok güzel. Bak balıklar var orada. Manzarası harika. Gel. Gerçekten.
Sen böyle şeye doğru bak, göle doğru. Ben böyle profil çalışacağım. Hayır dön, dön şu tarafa dön, dön. Öyle düşün. Bağırma yeter ki bağırma sen, yeter ki bağırma. Harika oluyor. Bakma, bakma, bakma. Kusursuz, bozma, bozma. Tamam, yeter sıkıldım, dur. Hadi seni mi çekeceğim sabahtan akşama kadar? Oh, sonunda. Canım. Anne. Gel, konuşmamız lazım. Yalnız benim bir hastam gelecek, sen aşağıda bekle, ben geleyim, olur mu? Hastam benim. Otur. Annen olarak sana ulaşamayınca Hasan olarak geleyim dedim. Hemen bir randevu aldım. Nasıl, iyi yapmış mıyım? Bak anne, söyleyeceğin her şeyi tahmin ediyorum ve sana kıyamadığım için kendini yormanı istemiyorum, tamam mı? Tahmin ediyorsun. Anladım. Yani meydanı Efsun yetmezmiş gibi bir de o burnu beş karış havada Ali'ye bırakacaksın, öyle mi? Ne oluyor sana? Hı? Ne oluyor benim oğluma? Ben seni mücadeleci bir evlat olarak yetiştirmek için eve kapandım, eve. Kendim yemedim, sana yedirdim. Mühendis olmadım. Ana oldum ben, ana. Olmadı değil mi? Aman iyi tamam, ben beceremiyorum zaten böyle dramatik şeyleri. Aman. Anne. Hı? Sen merak etme. Her şey yolunda. Öyle mi diyorsun? Ama... Anne, bana güven. Ben sana güvenmez miyim ya? Tamam peki. Peki iyi hadi. Kahveye gel bana, tamam mı? Kahveye gidelim, iş konuşma. Tamam. Bak sen gelmezsen ben yine geleceğim. Bu arada babandan boşanmak üzereyim. Onu bir konuşalım, olur mu? Ne? Babamdan? Evet. Neden? Babanla. Ne? Perfi. Hoş geldin. Serpil. Hoş geldin. Hoş bulduk Pervin. Bakıyorum da Emir'den başka herkes kliniğe dönmek için can atıyor. Ne güzel. Birkaç ay gelmeyecektin ya kliniğe. Hayırdır diyorum, ne oldu? Klinikte işler karışınca. Bilmez miyim canım kliniğin ne hale geldiğini? Gayet iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum, çok. Zaten sayenizde cümle alem biliyor. Benim ilgilenmem gerekli işler var. İş, tabii iş. Tabii. İşler, işler. Tabii. Gördüm. Kocama al, oğlumu gönder, kliniğe geri dön ve beni işinle ez. Çok pişman edeceğim seni, çok. Kahveye gel bana. Yaptırdılar mı bunu ya? Sen vurunca veriyordun bu çikolatayı, ne oldu sana? Efsun. Ha. Ne yapıyorsun? Ah, var bende bozuk. Serpil Hanım, teşekkür ederim ama bunun amacı o çikolatayı bedavaya getirmek. Heh, düştü. Bakın. Ay, kaptım çikolatayı. Gördüm. Ne güzel ya. Sen hep böyle istediğini elde eder misin? Yok Serpil Hanım ya. Hatta İstanbul'a geldiğimden beri hiçbir işim rast gitmiyor. Ahayı kabul etmiyorum bu söylediğini. Haksızlık etme kendine. Bak şimdi Emir'i yolladın. Koca klinik sana kaldı. Ali Bıçakçı geliyor. Bana sorarsan her şey senin istediğin gibi ilerliyor canım. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Seninle ilk tanıştığımızda, o gün var ya, o ilk gün... ben seni gerçekten çok sevmiştim, biliyor musun? Sağ olun. Ama işte şimdi emin olamıyorum. Sen gerçekten iyi misin yoksa entrikacı mısın? Böyle tatlı bir kız mısın? Yoksa her şeyi planlıyor musun? Bir öyle bir böyle misin? Bilemiyorum. Ya Serpil Hanım, gerçekten bu laflar oğlunuz Emir'in lafları. O da benim hakkımda böyle düşünüyor. O da bunları söylüyor bana. Ya yemin billah ben 3 ay sonra... Hatta ne 3 ayı ya? 1,5 ay falan ya. 1,5 ayım kaldı kesin. 1,5 ay sonra ben yokum, ben gideceğim. Tek isteğim bu. Ama kimse bana inanmıyor. Peki. Hadi bakalım. Her şey istediğin gibi olsun inşallah. İnşallah. O zaman tahlillerden sonra görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Bak bak bitmiyor adam. Maşallah. Ne? Ne bakması? Gözüm dalmış benim. Gözüm dalamaz mı benim ya? Tamam, gönder sıradaki hastayı. Kim var? Alt katta kontrol randevun var. Ay bir şey değil mi? Ali'nin hastaları bir görmen lazım. Selebriti. Selebriti kaynıyor aşağısı. Ünlü kaynıyor, ünlü. Her zaman öyleydi o. Hep işin reklamında. Neyse ben iniyorum. İnmeden şu Eri'ye bir bak ya. Sevaptır.
Binnur. Neyse sen git bak bakayım bu Ali ne yapıyor, ne ediyor bana bildir, tamam mı? Asistan olmadığı için onu ben asiste ediyorum bugün. Neden? Düşmana yakın olmak için. Peki Binnur, bunu ilk bana sorman gerekmez miydi? Hemşireler doktorlara her şeyi sorsaydı sistem patlardı. Sen işine bak, işine odaklan. Entrika kısmını bana bırak. Tamam Binnur, tamam, tamam. Buyurun. Tamam, işine buyurun. Bak sen. Bana da çay yap. Ay ne kadar güzel kadınmış ya. Hala güzel. Ya kadınların estetik yaptırmadan da güzel olabileceği gerçeğini bir türlü anlatamıyorum. Ay sus kızım ya. Klinikten atacaklar, biri duyacak şimdi. Buyurun. Naz Hanım da değil mi? Evet. Kontrole geldim de sizi bulamadım. Yoğunuz biraz. Kusura bakmayın. Ben dışarı alayım. Mevsun Hanım müsait olduğunda tekrar alırız buraya. Tamam Binnur. Naz Hanım buraya kadar gelmiş, zahmet etmiş. Kontrollerini yapalım. Naz Hanım, ben bakıyorum, bakıyorum. Gayet eşit. Hiçbir sıkıntı yok. Binnur var mı sıkıntı? Şahsen ben de göremiyorum. Sağ kaşım sol kaşıma göre daha yukarıda diyorum. Neden inat ediyorsunuz? Ayrıca hasta memnuniyeti diye bir şey var kardeşim. Memnun değilim diyorum, Allah Allah. Naz Hanım, sizin memnuniyetiniz tabii ki de bizim için önemli ama ikisi de gayet eşit. Efsun Hanım, Naz Hanım'ı acaba nörolojiye mi yönlendirse? Kendisi böyle bir şeyleri kaymış olarak görme rahatsızlığına yakalanmış olabilir mi? Hatırlar mısınız? Yıllar önce bir hastanız vardı, genç yaşta. Her şeyi yamuk görüyordu da. Hakkı rahmetine. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Galiba istedi. Dua istedi, dua. Ay yok. Yok, yok, yok. Bu böyle olmayacak. Beni yetkili birine gönderir misiniz? Şimdi oldu. Ben anladım sizin derdinizi. Binnur, Naz Hanım'ı Emir Bey'e yönlendirir misin? Tabii ki. Buyurun sizi yetkili servisimize yönlendireyim. Buyurun. Bir hastamız yetkili servis almak istiyor. Efsun Hanım size yönlendirdi. Naz, ne işin var burada? Ya Efsun Hanım'a geçen gün botoks yaptırdım. Yamuk oldu diyorum. Bir türlü anlamıyor kadın. Bir bakalım. Çattık kaşları. Ne yapıyor bu ya? Hadi bir görüştüğü kadına bir daha görüşmüyordu. Ne bu şimdi? Belki ısrarcı kadınlardan hoşlanıyordur. Ay saçma sapan konuşma Binnur. Emir ısrarcı kadın falan sevmez. Nasıl kadın sever? Binnur. Binnur yürü git. Yürü çık git. Ali'nin asistanlığını mı yapıyorsun? Asiste mi ediyorsun? Ne yapıyorsun? Git. Hadi hadi gittim. Akşam birlikte yemek yiyelim mi? Naz, sana bunu ilk günde söylemiştim. Ben bir görüştüğümde bir daha görüşmem. Kural bu. O zaman evime çiçek demeye geldin. Çünkü evime misafir olarak geldim ve ben de sana kaba davrandığımı düşündüm. Özür dilemek isterim. Kaşım ne olacak peki? Kaşınız gayet doğal. Vallahi doktor hanım harika bir iş çıkarmış. Bence hiçbir sıkıntı yok. Madem öyle, peki. Ben seni bundan sonra aramıyorum. Sen nasılsa beni arayacaksın. Naber? Senden iyi canım. O öyle değil canım. Son gülen iyi güler olacak o. Ki ben daha gülmedim. Duyduğuma göre Emir Bey'le hastaneden ayrılıyormuşsunuz. Yani.
Ben ne diyeyim tatlım, sen öyle düşünüyorsan öyledir. Bence oyun yapıyorsunuz, ayrılacaksınız. Yani kim bilir. Neydi ya, dur bir dakika, saçma bir şey var, çok da alakasız seninle ama. Bir Nur bilir değil mi? Aynen tatlım, ben o oluyorum. O zaman tatlım sana şöyle, Canan bilir, ders bir. Birazdan buradan Emir Bey gelecek ve Emel Hanım'ı hasta olarak kabul ettiğini söyleyecek. O zaman tatlım bir Nur bilir ders 2, Efsun da onunla birlikte gelecek. Hadi bakalım. Bak. Nur bilir. Emel Hanım'ı alalım. Aldım hocam, içeride kendisi sizi bekliyor. Yaş konusuna sakın girme. Oldukça seçici biri. Doğal ol, dik dur. Yeni bir iş teklifi gelmiş, o yüzden burada. Bir de müzik hala teklifi ne almış, bir role hazırlanıyormuş. İlk tercihiydi Ali Bıçakçı. Ali Bıçakçı teklifi kabul edince çok mutlu oldu. Son tercihi de biz oluruz. Emel Hanım, sizi şöyle alalım. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Ay siz ne güzel ikilisiniz böyle. Vallahi içim açıldı. Yani şuraya geldiğimden beri bir sürü kaknem, olumsuz insan görmekten içim şişti. Siz sevgili misiniz? Ha? Nasıl? Yok. Yok. Sevgili mi olacağım? Emir benim ortağım. Orta az bir sadece o kadar. Ortağım. Orta az bir sadece. Hayır. Zaten tarzım değil. En sevdiğim aşkın ilk hali. Kavga, gürültü, çatışma. Güçlü aşklar çatışmayla başlar. Ay yok, biz profesyonel iki ortağız. Aynı zamanda biz ikimiz de sizin büyük hayranınızız. Ve sizi daha iyi hissettirmek için emrinizdeyiz. Benim derdim güzelleşmek değil arkadaşlar. Yani yeterince güzelim bence. Emel Hanım, ihtiyacınız mı var? Taş gibisiniz bir mübarek değil mi? Emir maşallah ya. Şimdi benim sorunum şöyle. Yıllar sonra bir başrol teklifi aldım. Aa, hayırlı olsun. Hangi kanal? Şimdi onu söylemiyoruz. İşi görüşmeye gittim. Fakat bana teklif ettikleri rol anne rolü. Siz hangi rol için gitmiştiniz? Esas kız. Yani şaşırmayın öyle ya. Yani 20 yaşında birisi olsa ben de tabii yani söylerim, uyarırım, saçmalamayın falan derim de. Yani 30 yaşında bir kadın. Yani ben de böyle ufak tefek müdahalelerinizle oynayabileceğimi düşünüyorum o yaşı. Ama Emel Hanım, sizin o yaşta göstermeniz demek bütün hayat deneyimlerinizin, oynadığınız rollerin, sizi yıllardır tanıyan hayranlarınızın hafızalarından, anılarından, yüzünüzün ve vücudunuzun silinmesi demek. Efsun'a katılıyorum. Yani bir rol için değer mi Emel Müftüoğlu'nu silmeye? Ay değer. Değer inan ki. Yani ben o rolü alayım, yani kendimi baştan yaratırım, merak etme. Hocam, Emel Hanım'ın kaydını yapamamış arkadaşlar sanırım kimliğinizi anlamışlar. Ne münasebet? Ben hayatımda hiçbir kuruma nüfus cüzdanımı vermedim. Onlara ne ki benim yaşımdan? Yani ben kaç yaşında görünüyorsam odur. O zaman tahlillerimizi yaptıralım. Daha sonra bakalım neler yapabiliyoruz. Tamam, ama bir şartla. Buyurun. Sen de bana eşlik edeceksin. Ay ama Emel Hanım, Emir çok yoğun. Sizinle ben ilgileneyim, başka arkadaşlarımız ilgilensin. Hep beraber ilgilenelim sizinle. Vay, kıskancız bir de. Güzel. Hayır, Emir'le gideceğim. Çok uzun zaman oldu karizmatik bir adam görmeyeli. Benim için bir zevk. Ama seni de çok sevdim. Hadi kıyamayacağım sana. Emel Hanım. Buyurun. Emel Hanım. Ay Emir. Hay doktorcum, gel. Bırak. Hay seni görünce vallahi neşem yerine geldi. Sen bakarsın tansiyonuma. Nasılsınız? Ha, teşekkür ederim. Tansiyon biraz yüksek gelmiş. Yok ya, buna inanma sen. Yani benim şu anda kalbim böyle pıt 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 atıyor. Rolüme hazırlanıyorum. Bakalım. Tansiyonumuz biraz yüksek çıktı. Ama dedim. Hemşire Hanım bir tekrar bakar ona. Son olarak kan tahlillerimiz kaldı. Ama yorulduysak onları sonra yapabiliriz. Yok, ben zımba gibiyim. Bir de öyle formundayım ki o Ali Bıçakçı'nın içinden geçtim. Dedim ki sen şöyle çekil, bana Emir Bey bakıyor.
Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o gıcık adamın Efsun'a bakışlarından hiç hoşlanmadım. Sen bence elini çabuk tut. Bir an önce açıl kıza. Ha, yok biz sadece ortağız Efsun'la. Ya Emel Hanım, benim tek aşkım işim. Ağlanamıyorum ben. Ha, aşkla iş olmaz mı diyorsun? Öyle mi? Sen bana güven güven. Aşkla iş öyle bir olur ki. Bak tecrübe konuşuyor karşında. Ben bu dediklerinizi düşüneceğim. Sizin dediğiniz her şey benim için çok değerli. Şimdi sizi diğer tarafa almam lazım. Tamam. Emel Hanım. Bilmiyorum bir şey oldu. Emel Hanım. Emel Hanım. Emel Hanım iyi misiniz? Emel Hanım. Emel Hanım. Emel Hanım iyi misiniz? Ya çok kötüsünüz ya. Nasıl inandırdım? Dedim ya sana rolümü hazırlanıyorum. Aynı böyle bir şey var senaryoda. Bize oynadım ama. Çok. Vallahi çok çalışıyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Sen de çalış. Çalış da ne olur biraz gençleştir beni. Ben bu rolü kapayım. Elimden geleni yapacağım. Söz. Tamam. Bir de eğer bir gün bir kadın senin kollarında bayılıyorsa, gözlerini açtığında senin gözlerine bakıyorsa, o zaman beni hatırla. İşte bunun adı aşk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.